Rio Karnavalı değil, Harbiye sahnesi. Simge Sağın'ın altın elbisesi. Yine dillere düştü, moda tutkunları hayrete düştü. Simge Sağın Harbiye sahnesi öncesi heyecana yerinde duramıyordu. Burası benim için kutsal topraklar demek. Milyonlarca kere belki sahneye çıktım. Çok fazla sahne geçmişi olan birisiyim. Tecrübem de var. Ama buraya gelince tir tir titriyorum yani. Simge Sağın'ın kameralar karşısına siyah sabahlıyla çıkmasının da bir sebebi vardı elbet. Sahne kostümümden bir parça aslında ne giyeceğime dair belli eden bir aksesuar var kafamda. Beni sahnede yani çıktığım an heyecanı bozulmasın diye öyle görmelerini istiyorum. Tabii o anlarda merak had safhada. Malum son zamanlarda her giydiği olay olan Simge Sağın, Harbiye için sürpriz kostümüyle beklentiyi yükseltti. Benim çok beğendiğim o savaşçı ruhlu kadınların giydiği kıyafetlerle beni göreceksiniz az sonra sahnede. Dediğimiz gibi Simge kıyafetleriyle dillerden düşmüyor. En son Çeşme'de Happy Hour'da sahne alan güzel şarkıcı, bikinisinin üstüne giydiği siyah tül elbisesiyle yine eleştirilerin odağı olmuştu. Yani eleştirenlere yine saygı duyuyorum. Sahilde ne giymem gerektiğini bana yazsınlar. Onlardan yardım alayım ben beğenmiyorlarsa. Çünkü sahilde nasıl giyilmesi gerektiğini bütün dünya biliyordur. O yüzden benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Simge ile buluşup da Icardi'ye anmamak olmazdı. Canım Icardi'm ya, beni dünyaya açtı yemin ediyorum. Açacak inşallah. Malum Aşkın Olayım şarkısı Arjantin'in yıldız Icardi ile özdeşleşince tüm dünya neredeyse Simge Sağın'ın adını duydu. Yani bilmiyorum dünyada ne olarak Arjantin'de falan bayağı bir paylaşım olmuş. Teşekkür ediyorum kendisine. Müziğime hizmet eden, sanat hayatıma güzellikle böyle bir nebze de olsa dokunan birisine sonsuz teşekkür ediyorum. O yüzden benim için çok kıymetli. Ne var ki bu durum Simge Sağın'ın sadece Aşkın Olayım şarkısıyla anılmasına sebep olunca bu durum kendisini rahatsız ediyor mu diye soruldu. Vallahi etmiyor. Seni eder miydi? Beni çok mutlu ediyor tam aksine. Çünkü aynı zamanda şarkı sadece tribünlerde patlamadı. Çocuklara kadar sirayet etti. Şu anda birbirinden farklı renkli futbol takımı tişörtleriyle karşıma gelen minnacık çocuklar var. Üstünde Beşiktaş forması olan, Galatasaray forması olan, Fenerbahçe olan. Konu nasıl buraya geldi anlamadık ama Beşiktaşlı Simge, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılınca bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Hızını alamayan Simge Sağın bir çırpıda her şeye cevap verdi. Ben istediğim şeyi, hayal ettiğim şeyi yarattığımı ve onu kazandığımı düşünüyorum. Ben kardeşlikten yana olduğum için ve müziğim orada dinlendiği için o kadar dinleyiciye gitmemenin çok büyük bir saygısızlık olduğunu düşündüğüm için oraya gittim ve bir daha dünyaya gelsem bir daha o tribüne giderdim. Bu benim son kararım ve böyle hissettim. Benim doğrularım bunlar. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Yine öpüyorum. Bol göndermeli, bol öpücüklü sohbetimizde bu sözleri Beşiktaş taraftarlarına mıydı diye düşünmeden edemedik. Hayır, yani taraftara hiçbir şeyim yok. Böyle düşünen herkese. Simge Sağın'ın Icardi ile özdeşleşen şarkısının ardından sarı kırmızılı yıldız Mertens de Hadise'den bir şarkı istediğini duyurmuştu. I'm waiting, she makes a good song for me. Okay. Thank you, bye bye. Yaşananları hatırlattığımız Simge Sağın'ın işte bu soruyla fikrini aldık. Ne güzel olur, ne güzel olur. Hem de Hadise Galatasaraylı bir de yani. Evet, ona kimse bir şey demez diyormuşum. Aynı etkiyi yaratır mı bilemem. Bu benim de başıma geldiğinde çok şaşırdığım, hiç beklemediğim bir yere vardı. Herhalde onun benim adıma evrenin bir hediyesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok acayip bir şey. 5 yıldır bekleyen bir şarkı vardı orada ve değerlendirilemedi. Değerlendirdiler. Çok da keyifli bir değerlendirme oldu. Simge Sağın'ın adı farklı farklı kişilerle zaman zaman aşk iddialarında anılsa da adaylarına elinizi çabuk tutun diye seslenmişti. Sevgilim olsa sence böyle bir yorum yapabilir miyim yani? Ne var ki ünlü şarkıcının bu seslenişi de işe yaramamıştı. Talip yok ki eline çabuk. Yani ben bilmiyorum şu an yukarıya böyle hani ne bileyim bir oda büyüklüğünde bir çiçek göndermiş birisi. İsmini soyadını yazmamış. Yani çiçek gönderecek cesareti kendinde görüp adını yazsan ne güzel olur. Belki bir Yani ihtimal olur diye düşünüyorum. Böyle hayranlarım var. Yaklaşamıyorlar. Çok mu acaba kale gibi duruyorum nedir anlamadım yani. Çok zor mu duruyorum çözemedim ama nasip kısmet işi bunlar. Güzel şarkıcı hayatının aşkını bulana kadar beklemeye devam edeceğini duyurdu. İyi biri hayatıma girene kadar bekleyeceğim. Yalnızlıkla çok güzel. Kötü biriyle zaman geçirmektense beni üzmesi ihtimalini göze alıp da bir ilişkiye başlamaktansa eğer evimde kedimle, arkadaşlarımla, özgür single tatillerime giderek istediğim kafayı yaşıyorum zaten. Hiçbir erkeğe de ihtiyacım yok, maddi manevi. O yüzden beni bundan sonra sadece sevebilecek birisine ihtiyacım var. Ona da kapım açık. Olursa olur, olmazsa ne yapalım? Hayırlısı olsun diyelim. Keyifli sohbetimize son verip Simge Sağın'la sahnede buluşma zamanı. Ünlü şarkıcının sahneye çıkışı da kıyafeti gibi pek bir afilliydi. Özene bezene hazırlanan kostümüyle Simge Sağın görücüsünün karşısına çıktı. İki parçadan oluşan baştan aşağı altın suyuna batırılıp çıkan kıyafetiyle Simge Sağın yine çok cüretkar, pek bir iddialıydı. Gel gelelim Simge Sağın kostümüne savaşçı benzetmesi yapsa da sosyal medya aynı fikirde değildi. Yılbaşı süsü diyen de vardı, dikeni andıran detaylarıyla deniz kestanesine benzeten de. Sosyal medya Simge Sağın'ın altın kostümüyle çalkalanmaya devam etti. Tarzan'ın Jane'ine benzeten de vardı, Kleopatra'nın düğünü mü diye soran da. Aşk oyunu gireceğim, aşk gireceğim, benden dudağından öpeceğim, söylenme. Simge Sağın'sa Harbiye sahnesinde sevenleriyle buluşmanın coşkusuyla en sevilen şarkıları ve kıvrak dansıyla seyircisinin karşısındaydı.